Herkese merhaba dostlar. Bugün Nvidia'nın geçtiğimiz günlerde Gamescom Almanya'da duyurmuş olduğu RTX ekran kartlarının ortaya çıkmasıyla özellikle ülkemizde RTX ekran kartları GTX ekran kartlarına oranla 5 kat 10 kat daha fazla FPS veriyor haberlerini bol bol gördünüz. Bu haberler bir bakıma doğru ama bir bakıma ise çok yanlış ve yalan haberler. İşte bugün RTX ekran kartlarının amacı ne ve Nvidia bizi GTX ekran kartlarını bıraktırıp neden RTX ekran kartlarına geçmemizi istiyor? İşte bunlara yakından bakacağız. Şimdi dostlar benden şu lafı duymayacaksınız. GTX versus RTX veyahut da RTX versus Aris ekran kartları gibi şeyleri duymayacaksınız. Çünkü şu an itibariyle ekran kartları ikiye ayrılmış durumda. RTX ekran kartı ve RTX öncesi ekran kartları olarak ikiye ayrılmış durumda. Çünkü RTX ekran kartları bugün bize yüksek kaliteyi ve dokuyu sunarken en büyük olay ise yansımalarla gelen gerçekçi oyun deneyimini sunabilen şu anlık tek ekran kartı modelleri dostlar. Şimdi dikkat etmişsinizdir. Far Cry 5 olsun veyahut da güncelde çıkan birçok oyunda grafikler oldukça yüksek. Oldukça güzel. Ama bir şey fark ettiniz mi? Bu oyunlarda gerçekçilik yok. Grafikler çok güzel, çok iyi ama oyunlarda gerçekçilik neredeyse yok. Çünkü biz gerçek hayatta birçok ışık kaynağından birçok yansımaya maruz kalırız. Örnek vermek gerekirse şu anda bir monitörde video açık ve bu videonun farklı renk tonlarına göre yüzümün sağ kısmına farklı ışınlar geliyor ve yüzümün sağ kısmını farklı bir şekilde aydınlatıyor. Hemen burada güneş ışığı camdan geliyor. Burada spot ışıkları bana vuruyor ve artı olaraksa arkada bulunan led aydınlatmanın ışığı ise buradan kartonlara çarpıyor, tavana geliyor. Tavandan gelen ışıklarsa benim yüzüme çarpıyor. Aslında bu oda içerisinde size hemen kısa olarak birçok ışık kaynağını saydım. Yani burada rahat bir şekilde ben size 5-6 ışık kaynağını gösterebilirim. Bize yansıyan ışık ayrıyetten ise karşı tarafı aydınlatıyor. Hatta aynaya çarpan ışıksa oradan gelerek yine bizi aydınlatıyor. Yani buradaki doğal süreçteki yansımaların hepsi şu anda beni bu videoda bu şekilde görmenize imkan tanıyor. Lakin güncel oyunlarda oyun yapımcıları bu ışık kaynaklarından sadece bir tanesini veyahut da iki tanesini sunabiliyor. Mesela örnek vermek gerekirse odada bulunan bir lambanın dostlar ışık aydınlatması bizi aydınlatırken ayna yansıtarak buradaki ışığı kıramıyoruz. Oyun yapımcıları buna izin vermiyor. İşte birden buradaki yansımalara ışık kırılmalarına müdahale etmek için ekran kartının çok güçlü olması gerekiyor. İşte RTX öncesi ekran kartları bu tür yansımaları hesaplayabiliyor ama bu tür yansımaları hesaplayacak akıcı oyun deneyimini bize sunacak güçleri bulunmamakta. Ama RTX ekran kartının en güzel ve en önemli noktası ise şurası. RTX ekran kartı içerisinde bulunan Turing GPU'su yani yeni gelen bu GPU'nun içerisinde dostlar bu yansımaları hesaplamak için bu Turing GPU'su içerisinde ray tracing yani gerçek zamanlı hesaplama modülleri bulunuyor. İşte bu Turing GPU'su içerisinde sadece bu yansımaları hesaplamak için bile modüller bulunuyor. RTX ekran kartları içerisinde. Yani bugün bize Nvidia dostlar yüksek grafikli oyunların yanı sıra bu oyunlarda bize gerçek zamanlı olarak gerçek hayat hissiyatını bize sunabilecek ray tracing gibi teknolojileri de RTX ekran kartlarında bize sunuyor. Şimdi gelelim ülkemizde GTX ekran kartları olanla RTX ekran kartları 5 kat 10 kat daha fazla FPS veriyor. Olayı nedir? Bunun doğrusunu öğrenelim dostlar. Nvidia'nın bize vermiş olduğu verilere dayanarak bunu söylüyorum. Çünkü elimizde şu anda RTX ekran kartları bulunmuyor. Zaten ambargo altında olduğunu da buradan belirtmek istiyorum dostlar. Belli bir tarihe kadar. Şimdi burada RTX ekran kartlarının GTX ekran kartlarından 5 kat daha fazla performans vermesi hatta 7-8 kat daha performans verdiği kısımlar bulunuyor. Ama bu sadece ray tracing yani gerçek zamanlı hesaplamalarda GTX ekran kartlarından 7-8 kat daha fazla performans verdiğini söyleyebiliriz. Lakin RTX modunun bulunmadığı yani RTX 10 yerine RTX off olan oyunlardaysa dostlar GTX ekran kartına oranla RTX ekran kartı Nvidia'nın vermiş olduğu verilere dayanarak söylüyorum %60 daha fazla performans veriyor ortalamada. Orada bir de DLSS teknolojisi bulunuyor RTX ekran kartlarında. O da ayrı bir teknoloji. Ben buna incelemede değineceğim. Şu anlık bunu geçiyorum dostlar. Ama RTX yani gerçek zamanla hesaplamaya geldiğimiz zamansa RTX ekran kartları GTX ekran kartlarından 7-8 kat bu yansımaları daha hızlı hesaplayabiliyor. Olay bundan ibaret. Evet umarım videomu beğenmişsinizdir dostlar. Bugün size RTX nedir? RTX ekran kartlarının amacı nedir? Bunu size göstermeye çalıştım. Yani burada Nvidia'nın FPS umurunda değil. Zaten adamlar FPS anlamında baya öndeler rakibinden. Hatta çok fazla öndeler. Burada Nvidia'nın amacı artık FPS'ten doyan Nvidia bize gerçek hayatın sunmuş olduğu görselliğini oyunlarda teknoloji anlamında birleştirmek istiyor. Ve bunu gerçekten de çok sağlam başardılar. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Hoşça kalın.